Oktay Derelioğlu'nun trajik yaşamı. 1996-97 sezonu Oktay Derelioğlu için tam bir kariyer sezonuydu. O yıl henüz 21 yaşındayken 41 maçta 30 gol atmış, Dünya Kupası elemelerinde de Belçika karşısında muhteşem çalımlarla gol bulmuş, San Marino maçında 4 gol birden atmıştı. Yaz geldiğinde her şey alt üst olacaktı. Fatih Karagümrük Spor'da yetişen Oktay Derelioğlu, 1992 yazında henüz 16 yaşında Trabzonspor'a transfer olmuş, bir yıl sonra ise Karadeniz ekibinden ayrılıp Beşiktaş'a gelmişti. Siyah-beyazlı ekipte kısa sürede kendini gösterip milli takıma seçilmeyi de başarmıştı. Her şey 4 Temmuz 1997 günü alt üst oldu. Sezon öncesi kampının yapıldığı Riva'dan dönen Oktay, takım otobüsündeyken aldığı haberle yıkıldı. Genç futbolcunun eşi ve 7 aylık bebeğinin annesi Yeşim Derelioğlu intihar etmişti. Şoka giren, sinir krizi geçiren ve yapılan iğnelerle sakinleştirilen Oktay hastaneye yatırıldı. Arkasında bir intihar mektubu bırakmayan genç kadının hamileliği döneminde ruhsal tedavi gördüğü olaydan birkaç saat önce bir arkadaşını arayarak "Namluya mermi sıkıştı, ne yapacağım?" diye sorduğu öğrenildi. Henüz 22 yaşında oğlunu annesiz büyütmek zorunda kalan Oktay, bir ay sonra antrenmanlara döndü. Sezona da ilk 11'de başladı. Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ve Göteborg'a 3 maçta 4 gol atmayı başardı. Ertesi sezonda işler yolunda giderken Oktay 4 Haziran 1999'da ani bir evlilik yaptı ve ortalık karıştı. Oktay, Karagümrük'te altyapı döneminden beri arkadaş olduğu ve yine Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Serdar Topraktepe'nin eski nişanlısı Sezer Çakır'la evlenmişti. Kulüp yöneticilerinin bazıları iki futbolcunun takımdan gönderilmesini isterken taraftar faturayı Oktay'a kesti. Aslında işler göründüğü gibi değildi. Oktay Sezer çifti 1998 sonunda tanışmış, birlikte olmuş, evlilik tarihiyle çıkan bir anlaşmazlık nedeniyle ayrılmıştı. Bu süreçte Oktay, Sezer'le Serdar'ı tanıştırmıştı. Ayrılık sonrasında bu sefer Serdar-Sezer aşkı başladı. Bu durum Oktay'ı alabildiğini olumsuz etkiledi ama bunu göstermemeye çalıştı. Ta ki Serdar'la nişanlansa da 2 ay sonra ayrılan Sezer Çakır'dan bir mesaj alana kadar Oktay Sezer çifti hızlı hareket etti ve 4 Haziran 1999'da evlendi. Kriz büyüktü. Sezon açılışında taraftarlar barıştırmak için iki futbolcuyu tribüne çağırdılar. Onlar da el ele bu çağrıya uydular ama bunun zoraki olduğu aşikardı. Nihayetinde Ahmet Dursun'un transferi öne sürülerek Serdar Kocaelispor'a gönderildi. Sular durulmuşken Oktay, kulüp yöneticilerine haber vermeden bir basın toplantısı yaptı ve Serdar'ın kendisini telefonla arayarak ölümle tehdit ettiğini, hatta Sarayburnu'nda giderken iki arabanın yolunu kesip 4 kişinin kendisini öldüreceklerini söylediğini anlattı. Serdar'ın buna yanıtı, "Oktay'ın dengesiz biri olduğunu biliyordum ama bu kadarını tahmin edemezdim. Her fırsatta ikimizin kardeş olduğunu söylüyor. Türk toplumunda biri hem de kardeşinin elinden nişanlısını alır mı?" sözleri oldu. Kocaelispor Teknik Direktörü Güvenç Kurtar, "Serdar'ın böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Tepki gösterenler Serdar'ı seven Beşiktaşlı taraftarlardır. Ben takımımda bu tür problemler istemiyorum. Oktay Serdar tartışması bize göre bitmiştir." diyerek olaya son noktayı koyacaktı. Tüm bu süreç sonunda Oktay da Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kaldı. Eylül 1999'da Siirt Jedbaspor'a transfer oldu. Kargaşa içinde başlayan ikinci evliliği de 16 yıl devam ettikten sonra 2015 yılında boşanmayla noktalandı.